Baytakur... İça sizinle bir şey konuşmak istiyor efendim. Evet, söyle kızım. Sorun nedir? Sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Acaba yalnız konuşabilir miyiz? Tamam, tabii, tabii. Gel yavrum. Ne oldu İtça kızım? Nerelerdeydin? Seni burada çok merak ettik. Büyük bir talihsizlikti ama kurtuldun. Evet, ben kazadan kurtuldum. Ama ne yazık ki bazı sorular kafamı karıştırdı. Ve geçmişimin acı gerçeği gün yüzüne çıktı. Ne konuşmaya gücüm var, ne de yüzleşmeye cesaretim. Geçmişinin acı gerçeği mi? Anlamadım kızım, ne diyorsun? Hadi söyle kızım. Neden babanı anlatmakta bu kadar tereddüt ediyorsun? Baba. Evet, doğru, sen. Sen benim babamsın. Ama baba, ben gerçeği öğrendim. Benim babam, yani öz babam, bir kazada hayatını kaybetmiş. Ve şunu da öğrendim. Ölümüne sen neden olmuşsun? Bilerek veya bilmeyerek. Ama ölümüne sen neden olmuşsun? Evet kızım. Bu doğru. Ne
babanın ölümüne ben sebep oldum kızım. Evet. Ben onun katiliyim kızım. Bana ne ceza verirsen bu ceza benim kabulümdür. Ama kızım, senden rica ediyorum. Benimle bağını lütfen koparma. İstersen de bunu engelleyecek değilim. Babanı senden aldım kızım. Maalesef geçmişi hiçbir şekilde değiştiremem. Hayır baba. Baba, sonuçta her şey kazar oldu. Bunu biliyorum. Sen benim babamsın. Babamı daha baba demenin ne anlama geldiğini bilmezken kaybettim. Çocukluktan beri seni baba bildim. Ve sen benden baba sevgisini eksik etmedin. Babamın eksikliğini bana hiç hissettirmedin. Seni babam bilerek ve senin kızın olarak yaşadım ben babacığım. Affet beni kızım. Beni affet lütfen. Yapma baba. Affet beni kızım. Lütfen yapma. Affet beni kızım lütfen. Lütfen affet beni. Hayır baba, beni. Neler diyorsun sen? Evet doğru, gerçeği öğrendikten sonra sana olan güvenim sarsıldı. Sana inancımı sorguladım. Bunu kabul ediyorum. Bir anlığına çocukluğumun her anının bir rüya, her dakikasının bir hayal olduğunu düşündüm. O kadar yalnızdım ki, çok yalnızdım. Çok uzaklara gitmek istedim. Senden, annemden, herkesten uzaklara gitmek istedim. Ben ateşten kaçtım. Benim yaptığım buydu baba, lütfen anla. Herkesten, her şeyden kaçmak istedim. Sonra bir geldi ve benim içine girdiğim bu karanlıktan çıkarmayı başardı babacığım. Senin bana anlattığın gibi o her şeyi anlamamı sağladı baba. Onun sayesinde eve geri döndüm ben. Biricik annemin yanına ve biricik babamın yanına. Benim bir babam var. Benim bir babam var. O da sensin baba. Seni çok seviyorum baba. Aslında kızım, dünyada gerçekten daha iyi hiçbir şey yoktur. Ama ben
Sadece şundan korkuyordum kızım, seni kaybetmekten. Bu korkum yüzümden. Sana gerçeği söyleyemedim işte. Affet beni kızım. Baba, sen bana her zaman gerçekle yüzleşmemi söylerdin. Ben bugün çok mutluyum baba. Bu gerçeği öğrendikten sonra aklımdaki, kalbimdeki sana olan, anneme olan saygı daha da arttı. Bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü aramızda gizli saklı hiçbir şey kalmadı. İnan bana baba. Gerçekten sana ve anneme olan saygım daha da arttı. Tamam. Tamam, ağlama lütfen. Virle babası bizi aşağıda bekliyor. Gel, hadi gidelim. Bekletmeyelim. Hadi kızım gidelim. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise